Bakınız sonradan Müslüman olan Jean Devonport kendisinin Müslüman oluşunu nasıl anlatıyor? Ben bir tarihçiydim. Her şeyi incelediğim gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ve selamı inceledim. Ve bu incelemeye ilmi bir şekilde başladım. Daha çocukluk döneminden baktım. Hakikaten tertemiz, ne güzel bir çocuk. Gençlik döneminde herkesin el-emin dediği, itimat ettiği, dürüst, en güzel ahlaka sahip bir insan. Daha sonra vahiy geldikten sonraki faaliyetlerine baktım. Bunların hepsi en büyük insanın yapacağı şeylerdir dedim ama bir türlü bu hak peygamberdir diyemedim diyor Jean Devonport. Ama ne zaman ki Mekke'nin fethini incelemeye başladım, o zaman iş değişti. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke fethedildikten sonra Mekke'ye girerken devesinin üzerinde secdede girdi. Cenab-ı Allah'a şükrederek, hamd ederek girdi. Herkes tir tir titrerken, hayatı boyunca kendisinden en büyük zulümleri gördüğü insanların hepsi teslim olmuş. En büyük zafer kazanılmış. O insanlara her türlü intikam ile, hatta adalet içerisinde cezalarını verebilecek her türlü imkana sahip onların hepsini, kendi amcasının ciğerini çiğneyen insanı bile affedecek kadar bir muazzam olayı gördüğüm zaman titremeye başladım diyor. Ve bütün bu büyük olaylardan sonra şimdi ne yapacak acaba? Bir de baktım ki gene Medine-i Münevvere'deki iki odalı evine döndü. Gene arpa ekmeği, gene hasır üzerinde yaşamaya başladı. Diğerlerin hepsini kıymetli bir insan yapabilir ama bu en büyük zaferden sonra gene aynı sade hayatına devam edebilmek ancak Allah'ın bir hak peygamberin yapabileceği iştir dedim, koştum, secdeye kapandım ve Müslüman oldum diyor.